Evet, uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar. Ne yapıyoruz? Biz evimizde tadilata kalkıştık. Öncesi ve sonrası, maliyeti, ne kadara mal oldu? Bunların hepsinin tek tek detaylarını sizlere vermek istiyoruz. İş takibi konusunda iç mimarımızdan bu konuda destek alacağız. Salonumuzda balkonumuz var. Ve ben daha önce de bütün videolarda da bahsettiğim gibi salonda balkon olmasına kesinlikle ama kesinlikle çok karşıyım. Neden? Çünkü salonda yani balkon çok gereksiz bir şey. Bir de şu oluyor, tabii burayı karartıyor. Evet. Yani biz ne yapacağız? Tabii duvarlara müdahale etmeyeceğiz. Aslında şunu istiyoruz, ben kısaca bahsedeyim. Evimiz normalde petekli ısınma sistemiyle ısınıyor. Bireysel kombili. İstersek burayı yerden ısınma yapabiliyoruz. Ama ve lakin bizim çok vaktimiz kalmadı. Orada daha büyük bir tadilat gerekiyor. Bu arada aklınızda olsun, yaptırmak istiyorsanız evinizin bir kısmı petekli, bir kısmı yerden ısıtma yapabiliyorlar. Bununla ilgili araştırdık. Usta bunun için de teklif verdi. Yalnız bizim vaktimiz kalmadı. İşte Kübra'nın ve işte bebeğimizi bekliyoruz. Çok az bir vakit kaldı. Bakalım bu süreçte neler olacak? Başımıza neler gelecek? Videonun arasına doğum videosu da mı girer? Ondan bence öyle bilmiyorum. Olacak gibi geliyor. Biz şu an mimarımızdan şunu isteyeceğiz. Bu pencereyi, kapıyı, burayı söktüreceğiz. Değil mi Kübra'nın? Evet. Normalde salon 28 metrekare civarında. Ve 10 metrekare civarında da balkonumuz var. Ve burası karanlık oluyor. Yani salonumuz karanlık oluyor. Burayı söktüreceğiz inşallah. Ne yapacağız? Yani tabii zemini salonu de dahil edeceğiz. Komple dahil edeceğiz. Tabii dışarıda neyimiz var? Cam balkon kaplaması var. Evet. Bunu da ısı camlı sisteme değiştireceğiz. Çünkü zamanında ısı camlı yapmamıştık. Burayı çok fazla kullanmadığımız bir yerdi. Isı camlı hale edeceğiz. Yani bir nevi ardiye olarak kullanıyorduk aslında. Burada kol farkı var. Burayı da tamamlayacağız. Evet. Bakalım Kübra Hanım neler olacak, neler gelecek başımıza. Bir fikrim yok. Bebeğin 40'ını ustalarla kutlayabiliriz. Evet. Bu arada tabii iş mimarımızla da beraber çizimlerini yapacağız. Ürünleri seçerken yani onları da göstereceğiz sizlere. Evet. Birçok evini değiştirmek isteyenler ya da odasını değiştirmek, bir salon, oturma odası vesaire değiştirmek isteyenler için de güzel bir fikir olacak yaz bence. Yaz ev, yaz hat Kübra. Yani tabii bu devirde artık fiyatlar da uçtu. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Biz sevelim. En son seveceğiz, sevelim tarafında olacağız muhtemelen. Yok yok, sevelim. Çünkü yani biz evimizi seviyoruz çünkü. Yani seviyoruz. Bakalım zaman neler gösterir. Fiyatlar çok uçtu. En son video çektiğimizden bu yana fiyatlar iki katına çıktı neredeyse. Çarpı iki olur. Ev alacaklara Allah kolaylık versin. Aynen. Evini yenilemek isteyenlere de bakalım biz bir maliyet çıkaracağız. Neler yapacağız? Videonun yani devamında hep beraber göreceğiz. Şu an biz de bilmiyoruz. Aynen. Sonuçta ne çıkacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, devamında görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, şimdi hep beraber Demirark Mimarlık'tayız. Ne yapıyoruz? Hani biz neler yapıyoruz ki? Evet, şimdi hani ilk başta da bahsettiğimiz gibi salonda revizelere başlayacağız. Bunun için Sinanlar geldiler. Sağ olsun. Bir ön keşif yaptılar. Bununla ilgili de kısmen bir çalışma var. Hem onlara bakacağız beraber. Evet. Hem de neler yapacağız bunları tamamen netleştireceğiz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Evet. Bu arada ben ekibi de tanıştırayım. İşte bizim oğlumuz Miraç biraz daha büyüdü. Bayağıdır izlemiyorsunuz videolarda. Yıkımda sorumluluk alacak artık biraz. Aynen. Ve Merve Hanım bize bu konuda yardımcı olacak. Evet Sinan Bey, ne yapıyoruz? Biz oraya gittiğimizde sizin önce taleplerinizi dinledik. Ortaya yaklaşık 40 metrekare büyüklüğünde geniş bir alan çıktı. Kaça kaç salonumuz bizim? Salonumuz 870'e 460 gibi bir ölçüsü var. Yani yaklaşık 40 metrekare, 39.8 40 metrekare gibi bir alan. Zemini gördüğünüz gibi balık sırtı döşemiş durumdayız. Bu da TV ünitesi tasarımımız. Ahşap zemin ahşabıyla uyumlu bir ahşap tasarımı, ahşap çıtalama. Bu ahşap lambirler yeni yeni artmaya başladı. Özellikle gizli dolap, gizli kapı yapımında çok kullanılıyor. Evet. Tabii size bahsetmediğimiz bazı kısımlar var. Evet. Ne mesela? Biz şimdi tabii koltukların kumaşını yine Karakaya Mefruşat'tan seçtik. Evet. Biz onları tabii size göndermediğimiz için render bu şekilde. Yani biz lacivert tonlara, lacivert ve biraz daha ultrasit gri tonlarında mobilyalar. Evet, yani kestane rengi, işte ahşabın rengi tutmuş aslında. Laminat parkemiz o tarz bir model seçeceğiz muhtemelen. Evet, aynen öyle. Tabii şeyler, revizeler yaparız. Son haline çıkacak. Belli tabii olmaz. Ki, tabii ki. Tabii, tabii ki. İnşaat aşamasında. Net projeyi de gerekirse revize ederiz. İnşaat aşamasında da takibini yaparız. Evet Kübra Hanım, ne diyorsun? Ne kadar sürede biter diyor. Kübra Hanım tek derdi o şu an. Çünkü biz nasıl başladık işe? Kübra Hanım sadece mobilyaları değiştirelim dedi.
Ben de girmişken komple girelim dedim. Evet. Yani komple girince... Çok güzel bir sürpriz oldu. Olay başka bir yerde. Son dakika artık. Bugün tamam dediğimiz an benim yıkım ekibim bellidir. Alçısı ve tesisat ekiplerim bellidir. Ben onlara alo dediğim an artık bir gün ara bırakıp hemen işe başlarlar. Yani burada okey dediğimiz an birazdan malzemelerimize de karar veririz, metrajlarımıza da karar veririz. Dediğim gibi en iyi, en hesaplı ve en güzel şekilde üretebiliriz. Onu istiyoruz biz de zaten. En hesaplı, bakalım. Evet. Laminat parkeye bir karar verelim. Zaten render'da gördüğümüz gibi hani söylediğimize koyu renkler benim var ama... Benim render'da kullandığım hangisiydi? Bu jüri böyle. Şu herhalde. Evet, şu. Logan. Yani. Yani Logan'dı. Biz daha açık renklerden biraz artık uzaklaşıyoruz değil mi Kübra? Biz biraz aynen daha yaşlandık. Bir yaşlanca insanlar böyle... Hadi bekle hani dedik yaşlandığını. Yaşlandık ya. Ondan değil, bir de İskandinav tarzı döşemeyeceğiz biz içeriği. Yani biz biraz daha ahşap, daha ağır. Ya ahşap rengi her zaman daha sıcak oluyor. Ondan dolayı. Evet. Evet. Şu çok güzel bir aynen. Biraz kestane şeyi var. Aynen kestane tonu. Zaten istediğim buydu. Fuji diye geçmiş burada. Evet. Yani katalogun adını öyle koymuşlar herhalde. Evet. Buna geçelim. Farkımız bu. Ben biraz Instagram'da bununla ilgili bir anket yaptım. Toz oluyor diyenler oldu. Ya olsun ama ben o sıcaklığı alayım. Olsun evet, olsun. Yani. Olacaksa olsun ya. Ya zaten o günlük hani... temizlik yapmayanlar evi toz oluyor olabilir. Yorumlarda şey yapalım. Gelin kapışalım. Ahşap malzeme. Ahşap olduğu için her türlü statikten ötürü toz tutuyor yani. Hani yerden ısıtma yapmış olsak seramik yapacaktık ama yerden ısıtmadan vazgeçtik. Bizim alt tarafın yalıtımın daha iyi olması için laminat parkeye evet devam ediyoruz. Evet. Renk şurada da tasarım uygulamalarını görüyoruz zaten. Hı-hı. Yani duvara yansıttığı zaman. Her renk farklı tasarımla eşleştirilebilir. Şimdi TV ünitesi kısmında değil mi Kübra Hanım sen nasıl TV istiyorsun? TV ünitesi kısmında ve yemek masasının kısmında. Hı-hı. İki bölümde kullanılacak. İki bölümde de kullanacağız. Şimdi ahşap renklerimiz olacak. Oval yatağı. Yani ahşap şu tik tip herhalde. Dediğimiz, evet. Bu renkten bence bu biraz daha model ince mi olur? Aynen. Yani laminatımızı da yan yana tutacak oluruz. Şu laminatımız. Tikle de gayet uyumlu durur. Evet. Evet, her yerde bir hareket oldu. Aynen. O tarafı o duvarda biraz sadeleştirelim. Çünkü orada çerçeve vesaire yapabiliriz. Onu evet, o şekilde olur hareketlendirelim. Valla renk ne yapacağız? Komple devam eden var. Evet, evet. Hı-hı. Aynen her yerde boyu bulamıyor. Evet, çok da güzel durur. Hatta ben render'da da bir yerde kullanırım diyorum. Olur ya bunu yapalım. Hani böyle çok farklı bir model var mı diyeceğim de. Diğerleri böyle çok şey tuhaf yani çok desen. Yani hani nasıl desen? Karışık oluyor. Yıkım ekibi burada ya. Miraç değil mi? Yıkım ekibi çak. Evet. Başka bir şey. Senden iyi bir performans bekliyorum yıkımda. Ben de izlemek. Kağıt sürekli olacak, yıkım olacak. Orada hep beraber çalışacağız. Tamam. Evet Miraç çıkmaya başlıyoruz. Usta nasıl gidiyor işler? Geçemiyor. Geçemedin mi? Zevkli mi? Oho. Güzel. Miraç ilerletmişsin işini. Burada kalorifer peteklerimizi söktük. İki tarafta vardı. Aynı yerimizde özellikle bizim burada kullanacağımız renkler koyu antrasit renkler olacağı için yine buraya yüksek 1.5 metre yani şu kota gelen bir uzun antrasit dekor, evet. Hem de daha az yer kaplayacak değil mi? Aynen öyle. Şu anda bu peteğin buraya gelme mesafesi 12 santim falan. Biz 7 santimde bitireceğiz. Yani 5 santimlik bir kazancımız olacak. Yavaş yavaş inşaat işlerine başladın mı İlaç? Nasıl gidiyor? Ne oldu acaba? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın salona? Ne yaptın? İlaç. Tadilata girişirken şöyle iki kere falan düşünmek lazım. Abi, bu iş böyle olur. Evet, şimdi odanın son durumu bu şekilde. Bugün neler yapıyoruz? Kısaca burası bahsedelim. Bugün elektrik tesisatımızın oluşturulması ciddi anlamda kırım gerektiren bir iş olacak. Tavanla arzeni sökeceğiz. İki ayrı alanı böleceğiz. Bir yemek masasının üstü alanı olacak.
Bir de oturma alanı olacak. Bir tane 220'miz var. Belki şuraya da bir tane 220 aktarabiliriz. Evet, tercih iyi olur. Alanı. Tabii tabii. Ben bu zemini XPS döşeceğim. XPS dediğimiz şey basınca dayanıklıdır. Otoparkların altına dahi döşeriz. Evet. Peki burada parkenin altına ne döşeceğiz? Parkenin altına... Şilte değil de... Kapının kod farkıyla alakalı bir durumu. Bence kapron döşeyelim. Kapron döşeyebiliriz. Değil mi? Kurtarır gibi sanki. Yani hesap ederiz onu. Biz oraya daha öncesinde bastığımızda zaten altından çok hafif bir ilk başta kapron atmışlar. Burayı sökerken çıktı ortaya. Tamam. Orada kapron var, buraları şilte var. İncecik geçmişler. Tamam, o zaman biz burayı komple kapronla döşeriz. Yani şuradaki yani yalıtımı biraz daha sağlamış olalım. Aynen öyle, aynen. Gene bunun altında var ama. Tabii şurada katlanası var ama. Yani gene sonuçta betona geliyoruz. Aynen. Betondan sonra. Park eden önce. Aynen öyle. Yani. Şap da illaki ısı köprüsüne neden olur. Tabii. Evet. Kaç günde bitecek? Vallahi inşallah umudumuzdaki ilk görüştüğümüz hatırlarsanız ben 21 gün evet. Şanslı hesapladım. Bugün ne yaptık? Elektrik işlerimizi tamamlamak üzereyiz. Evet. En yoğun kırım zaten elektrik tesisatı için olacaktı göründüğü üzere. Kırım yaparken 2 blok arası, 2 daire arası taş yünü olduğunu gördük ve duvara yapacağımız o giydirme alçıpandan vazgeçtik. Bu bizim hem maliyetimizi düşürecek hem de inşaat süremizi çok kısaltacak gerçekten. Çünkü burada yoğun bir metraj var. 22 metrekare bir duvardan söz ediyoruz. Evet. Bunun sıvasıydı, uygulamasıydı. Yani zorlayacak da bizi hiç gerek kalmadı. Evet, şimdi malzemelerimiz kısmen geldi. Tabii şu an profil diğerleri aşağıda. Alçı ustamız gelecekti. Özel bir iş yaptırınca, hani toplu bir iş olsa neyse de ustaları ayarlarsınız ama özel işleri ustalara ayarlamak gerçekten çok zor. Bakalım zaman neler gösterecek. İçeriden 3 santim mantolamamızı yaptık bu şekilde. Alçıyla duvar yüzeyi olan her yeri yalıtmış olduk. İki yan duvarımızda zaten kendiliğinden yalıtım vardı şu duvarlarda. Aynen buralarda yalıtımız olduğu sesinden için buraya zaten. Ulaşmıyoruz. Tavanımızda, asma tavanımızın içerisine şu şekilde 5 santimlik EPS'lerimizden doldurduk ve tavanı da yalıtmış olduk. Aynı zamanda zemine de şap atmadan önce XPS sereceğiz. Yani burayı komple dört çevre her taraftan izole etmişler. Evet, çalışmalar gece gündüz devam ediyor, değil mi? Aynen. Burası bitmeden gitmiyoruz herhalde. Burası bitmeden gitmek yok. Evet, tadilata başladığınız zaman başınıza gelecekleri bu videoda kısaca göstermeye devam ediyoruz. Hangi aşamadayız şimdi? Dün neler yapıldı? Dün akşam ustalar geç saatlere kadar çalıştılar. Alçı işlerimizi, alçıpan işlerimizi tamamladık. Balkonumuzda bu şekilde gizli bir aydınlatma kısmı oluşturduk. Ufak tefek girintili çıkıntılı yerlerimiz vardı. Buraları kapattık. Burada da yine aynı şekilde. Ve TV ünitesinin olduğu bölümün niş alanları oluşturarak buradaki alçıpan işlerimizi de tamamlamış olduk. Yemek masasının üstünü komple kapattık. Yani iki tane havuz yerine biz orayı kapattık. İçerisine de lineer aydınlatmalar yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra yine duvardaki elektrik tesisatıyla ilgili kırıkların olduğu bölümlerin tamirat işleri yapıldı. Gün içerisinde balkondaki seramiği kırdırmıştık. Şapıyla beraber kırıldı. Neden? Balkon dışarıda olduğu için buraya da alttan bir yalıtım yapacağız. Burada altta yalıtım yok maalesef. Buraya da 5 santimlik yalıtım malzemesi kullanacağız. Ondan sonra üzerine şapını atacağız. Ve yani kaba inşaatımız buradaki işle beraber bitmiş olacak. Evet, şimdilik böyle devam. Güler yüz önemli ya esnaf adamda. Aynen. Ustam bitiyor mu işimiz? Bitiyor inşallah. Tabii odaya ortalı olacak o yüzden şöyle sol tarafa doğru. Bunu kaydırıyorum. Kaydırıyoruz. Bu da şu TV ünitesinin alçıpanın altında gizli olmuş oluyor. Sonra buraya da bir tamir işlemi olacak. Aynen öyle. Yani bir yeri yaparken bir yeri yıkıyoruz. Tekrar yapıyoruz.
Ustam nasıl gidiyor? Bitiriyor muyuz? İnşallah. Allah kolaylık versin. TV konsolu tam altında bitiyordu sanırım da. Tam sıfır. Şu alt çıpanımıza sıfır dikiyor. Öyle tasarladım. Yani bunu biraz daha uzatsak 20-25 santim kadar hani orada uzun bir dekoratif ürün kullansak. Hmm. Hareketlendirsek burasını. Yani televizyonun haricinde böyle köşede üzerine vazo koymak için. Aynen. Tamam. Yani, o şekilde yapalım. Çünkü arkasında hem bir ahşap uygulaması olacak hem de hani led aydınlatma olacağı için. Öyle bakalım isterseniz. Ya bir de tam böyle dümdüz simetrik olacağını, biraz da asimetrik görüntüde. Aynen. Aynen öyle. Şaşırtma güzel. Yani. Ki bizim TV ünitemiz de zaten böyle şaşırtmalı bir geometri olduğu için. Biraz yani hareketlenmiş tutayım. Olsun hem. Şuradan tutalım. Normalde kaç santimmiş bakalım. Normalde 180 santim tasarladık. Herhalde şöyle 2.10-2.15 gibi bir ölçü. Aynen. Gayet yeterli olur. Süper. Evet. Tamamdır. Evet. Yani. Gayet peki burası olur. Aşağısında da yine boşluğumuz olacak değil mi? Aşağıda zaten doğal bir boşluğumuz var. Süpürgelikten ötürü bir boşluk var. Minimum 10 santim. 12 santimlik bir boşluk var. Yani konsol şey duruyor böyle. Biraz havada yerden duracak. Evet. Havada tamam duracak. Altında herhangi bir ayak mayak yok. Yani temizlik açısından da daha kolay olur. Yani temizlik robotu girecek değil mi? Çok rahat. Yoksa ben temizliyorum. Çok rahat. Çok rahat. Yani duvara monte edeceğimiz için zaten altında ayak yok. Bir, ikincisi 10 santimli bir şey robot tamam. Çok rahat gezer. Kurtuldun yani. Hadi. Hastaneye doğru gidiyoruz. Salonu bitiremedik. Araya Kübra Hanım. İnşallah. İnşallah. Hayırlı sonuçlarla. Aynen. Devam İnşallah ederiz. Salonu bekler. Bakalım. Hayırlısı. NST sonuçları düz çıktığı için doktor pek beğenmedi. Ne olacak bilmiyoruz.